Anacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, özlemişiz seni. Yoksun ortalarda. Vallahi ben de beni özledim. Aa, ben kendimden gittim diyor. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Peki bir şey diyeceğim. Sen şimdi evlendin ve yurt dışında mı yaşıyorsun? Evet. Gidip geliyorsun. Nasıl gidiyor hayat? Çok güzel. Yani oh, evlilik güzel. Çok güzel. Oo, ay buna çok sevindim. Evlilik çok güzel. Ama şimdi böyle bir an kulağıma şey gel. Şimdi tabii canım cicim halleri nasılsınız? İyi gider. Yok canım, ne kadar oldu? Biz 2016-13 Nisan'da tanıştık. 2017 Ekim'de de evlendik. Canım cicimler geçmiştir artık canım. Geçti. Aa, ama şimdi evlilik gerçekten güzel bir şey. Evet. Gerçekten aynı şekilde hayata bakabildiğin, aynı ritmi yakalayabildiğin, aynı gelişimi gösterebiliyorsan birlikte olduktan sonra bence evlilik şahane bir şey. Bence o zaman şanslısınız ikiniz de. Ha? Evet, ben evliliği bir nasıl söyleyeyim, bir okul gibi görüyorum. Hı hı. Bir ya bu okula devamlı gidersiniz. Hı hı. Ya okul kırarsınız, aha, ya tembelsinizdir, kendiniz, aha, ayrılmak istersiniz ya da kovulursunuz. Aha. Ama sonunda o okulu bitirip daha üst bir okula geçersiniz, aha, derken, aha, çok güzel bir diplomanız ve mesleğiniz o. Ben evliliğe bana böyle okulu bakıyorum. Kıranlar rast geldi. Kıranlar. Öyle mi? Okulu kırıp kaçanlar, ondan sonra sen okuldan atıyorsun tabii. Seninki nasıl bir okul şimdi o zaman? Benimki beden eğitimi. Müzik. Keyifli. Her şey var içinde. Keyifli. Ne güzel. Geziyorsunuz, evet, birlikte. Yok. Spor yapıyorsunuz. Spor birlikte yapıyoruz ama gezmek derken hani Türkiye ve Almanya arasında mekik dokuyoruz. Gezmek çünkü çok zaten çalışıyoruz. Aslında gece hayatı gibi düşünmedim ben gezmeyi. Yani gezmek işte beraber doğa. İşte aynı şeylerden zevk almak, evet, mesela neler yapıyorsunuz yani eşinle? Şu güzel evliliği bir anlat bize. Ne yapıyorsun? Vallahi şimdi ben ne yapmıyordum, ne yapıyorum onu anlatayım. Ha, çok güzel. Mesela çok fazla mutfakta zaman geçirmiyordum ama artık eşimden dolayı geçiriyorum. Oo, güzel. Çünkü yemek kültürü çok farklı ve çok geniş. Yetişemiyorum. Aferin sana ama. Çok seviyor yemek yemeği. Eşin nereli? Tarsus. Tarsuslu. Tarsuslu. Ama Tarsus'un mutfağı şimdi. Şimdi gel de sen Tarsus'a bir nasıl yapayım? Anacığım, senin çok ciddi ders almış sınav, olman. Yani okul yapmam lazım. Benim eşime dört dörtlük Tarsus'taki gibi lezzet, yemekler yapabilmem, tabii, için. Ama geçen gün diyor ki ben bir iki böyle bir şeyler yaptım. Hani şey ama çayın yanında hani yemeklik. Ve çıktım, biraz işlerim vardı. Akşam geldiğimde ne yaptın aşkım dedim. Yemek yiye bir şeyler atıştırdın mı dedim. Evet dedi, senin garip grup şeylerinden yedim dedi. Garip grup. Ay çok şeker. Garip grup ne yapmıştın Allah aşkına, neydi? Yani şimdi herkesin bir tarzı var. Tabii. Şimdi herkes en basiti kek yapmaktır evde. Tabii. Ama bir standart bir kek vardır ama ben onu daha değişik. Ha, sen benim gibisin, bir şeyler katayım, evet, içine, bir farklı bir tadı olsun. Bak bende de var o, bir, evet, keşfetme, bir macera, evet, yemeği bile bir macera, evet, görürüm yani ben. Yani var olanı yapmıyorum. Aynen. Mesela poğaça yapmıştım, kafama göre yaptım. Yok ama bu başka bir şey, bu bir kişilik meselesi bence. Hani yemekte bile bir macera aramak. Biliyor musun, aynı şey dans için de geçerli. Dansta da bir macera aramak. Yani, evet, farklı bir tarzının olması insanların senin zamanında yaptığın gibi, o da bir macera çünkü. Evet. Yemekte de aynı şeyi yapıyorsun. Bak çok güzel, bu renkli bir kişiliktir. Evet. Senin burcun neydi? Yay. Aa, tamam. Benim de yükselenim, kızımın süper burcu. Süper. O yüzden yani ne yaptığımı bilmiyorum. Eşim öyle dedikten sonra bilemiyorum. Sen gerçekten çok güzel bir gelin oldun. Teşekkür Bak şu anda ederim. Ekranda da görüntüleri var. Çok duygulandın, evet, ağladın. Gerçekten çok romantik. Bir de benim eşimin nikahda olacağından haberi yoktu. Nasıl yani? O gün öğrendi. Ay çok şeker. Anlat bakayım nasıl yani? Şimdi insanlar diyor ki yani manşetler atıldı, işte damat beyin haberi yoktu, işte habersiz evlendi falan. Hepiniz bilirsiniz. Sonuçta iki kişi başvurmadan, işlemler başlamadan herhalde kanunen
Evlenilmez. Tabii. Biz başvurmuştuk. Dedik ki hani evlenmemize bir mani yok, evet, ama gününü belirleyeceğiz. Benim de o gün eşim bir ara kalktı, ben dedi bir ellerimi yıkayabilir miyim dedi. Ben baş başa kaldım bu, evet, işlemleri yapan beyefendiyle. Ve akşamı da bir gün öncesi de ertesi günde evleneceğimiz gün eşimin doğum günü. Dedim ki ya bir şey soracağım. Evet. Yani bu dedim evlenme mevzusu yarın hemen olur mu dedim. Evet. Ya bir iki evrak var, o sizin artık hani hızınıza bağlı. Yaparsanız neden olmasın. Benim bir kalkışım var orada. Eşim hadi gidiyoruz hadi dedi. Koşa koşa gidiyoruz ama eşim zannediyor ki günü... Siz sadece başvurdunuz, günü sonra alacaksınız, sonra ayarlayacağız, zannediyor. Sonra ben tabii harıl harıl doğum gününü hazırlıyorum. Aslında amaç güzel, doğum günüydü. Biz nikah olacağını ben de bilmiyordum. O kadar evrak, yani oradan öyle çıktım ama o kadar zorlandım ki. Saat 6:30-7 idi, ben daha evrakları onayını aldım. Nikah olabilir cevabını akşam 7-8 gibi aldım. Anacığım senin bile yani, haberin yokmuş. Yani. Ay çok güzel ama düğüne, evet, bak gelinle, evet, damat son ana kadar bir şey bilmiyorlar. Ama ben doğum günü organizasyonunu yaptım. Bir tane de orada gördüğünüz nikah masası. Evet. O da arkada duruyor. Hani ne olur ne olmaz. Belki olmayacak nikah. Evet. Tabii eşimi ben dedim ki bir işimiz var bizim, bir gösterimiz var. Biz oraya gidiyoruz. Onun da benim dostlarım, aynı zamanda nikah şahitlerim. Tabii. Onu da aldılar, başka bir yere götürdüler. Ben dedim ki hocam saat 12'de, çünkü 6'sı gecesi ya. Evet. 12'yi bir geçe girmeniz lazım içeriye. Yani doğum gününü kutlamamız lazım ki o gün olsun. Evet. Tabii sağ olsun bütün gelen dostlarım da beklediler saat 12'de. Ne güzel. Ama ben artık kurdeşen döktüm. Kalp krizi geçireceğim. Neyse... Haber geldi, nikah memuru gelecek, oydu buydu. Evet. Neyse eşimi arkadaşlarımız, dostlarım aldı. Otele getirdiler. Ama şey için işte Hasan'cığım benim eşim de buraya gelecek, bir semineri vardı. Bitince buraya gelecek, Asena'yı da buraya çağırırız. Buradan birlikte gideriz eve mevzusu. Onun için de gel dedi biraz oteli dolaşalım. Dolaşıyor falan filan. Eşim selfiler yapıyor, resimler çekiyor. Sonra bir karanlık odaya girdiler. Hasan'cığım gel gel bak burada, burası da çok güzel bir yermiş deyince içeriye bir giriyor, ışıklar bir açılıyor. İyi ki doğdun Hasan. Şok 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 eşim. Ay çok inanamıyor. Çünkü doğum günü organizasyonunu da kendi yapmıştı. Ay iyice şok olur tabii, evet, zaten. Ay çok güzel. Evet. Bu arada ama beyaz elbiseyi giymişsin ne olur. Başka ne bir olmaz, beyaz elbise giydim doğum gününü karşıladığımda. Aa, sonradan öbürünü tabii gittin. En son eşim beni gördü. Yani herkesle selamlaştı. Ben ama Almanya'dan falan bütün dostlarını çağırdım. Ama hiç kimsenin haberi yoktu. Sadece nikah şahidimin. Bir de yani nikah şahitlerimin haberi vardı. Sonra tabii beni aradı, gözleri gördü bembeyaz içinde. Ay. Ay dedi, tam ben orada koptum. Ay canım. Şu VTR'yi birazcık izleyelim mi, evet, düğünü? Evet. Sayın Asena Çakmak, kendi isteğinle, hür iradenle, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan Sayın Hasan Dere'yi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Ben seni yerim seni, çok iyi. Sayın Hasan Dere, kendi isteğinle, hür iradenle, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan... Sayın Asena Çakmak'ı eş olarak kabul ediyor musun? Bir kez daha alalım kuvvetlice. Evet. Ay Asena canım, sen duygulandın, ağlıyorsun, benim de gözlerim doldu. Çok romantik. Ay çok güzel bir düğün olmuş. Sen duygulandın, ağlıyorsun. Benimki mesela kıskançlıktanmış. Ben kıskandım çok, o yüzden ağlıyorum kıskançlıktan. Beni de çok duygulandırdı. Ama bu noktaya kadar daha bilmiyor nikah olayını. Ay çok acayip. Yani bir beni durum, beyazlar içinde gördü. Doğum gününü kutladık. İşte hediyeleri verildi falan.
10 dakika sonra bir konuşma yaptım ben ve arkayı açtım. Böyle oldu eşim. Nikah masası. Yani çok bilmiyor, güzel. Yani doğum gününün bir saati nikahı bilmiyorduk. Hala yani doğum günü kutlanıyor ama birazdan. Neler olacak haberi yok. Ölüm fermanını imzalayacak.